Sevgili seyirciler, Ünye Birnoğlu Sağlık Ocağı'na dün kızını tedavi için getiren Yalçın Gide'nin yanındayız. Yalçın Bey, dün neler yaşadınız orada Sağlık Ocağı'nda? Dün Sağlık Ocağı'nda yaşadıklarımdan önce bir şey söylemek istiyorum. Tabii burada önemli bu. Görevini layıkıyla yapan sağlık memurları ve doktorları tenzih ederek başlamak istiyorum. Dün kızım burada, ben burada esnafım, 20 Temmuz Caddesi'nde. Kızım hastaydı, yanıma geldi. Ben de burada Ahmet Burma'da, Birnoğlu Ahmet Burma'da doktorumuz da kayıtlı olduğum için oraya gitmek zorunda kaldım. Ahmet Burma Bey izinli olduğu için rica ettik, aşağıdan sıra verdiler. Hakan Karakurt denilen bir şahsa oraya gönderdiler bizi. Girdik, orada sırada beklerken ne önümüzde kimse var, ne arkamızda kimse var. Ne yoğunluk var, ne bir şey var, hiçbir şey yok. 93 numara, 73 numara yandı, içeri girdik. İşte elinde işte önündeki bilgisayarı açtı. Dedi ki ben bu hastaya bakamam dedi. Dedim ki neden hocam hastaya bakamıyorsunuz? Bu hasta benim hastam değil dedi. Dedim ki Ahmet Burma Bey izinliymiş. Size yönlendirdiler. Yani bakamam, anlayamadım dedim yani bakamam demenizi. Hayır dedi, benim hastam değil, ben bakamam dedi. Kaba bir üslupla, yalnız böyle hani şey değil. Dedim ki hocam yani doktor yok. Ben bakamam kardeşim, benim prensiplerim var, ben bakmıyorum dedi. Peki hocam dedim. Görüşmek üzere dedim, ben çıktım. Fevri de davranmadım, davranmak da istemedim. Davranabilirdim de. Yani hastaneleri görüyoruz. En ufak bir şeyde bir yani bir kıvılcımda orada neler oluyor herkes görüyor. Yani dün belki bu da yaşanabilirdi ama yaşanmadı. Çok şükür Allah onu nasip etmedi bize. Sonra çıktık oradan. Kızım da yanımda. Hasta hasta çıktık. Öyle geldik biz. Arkamıza baka baka geldik diyeyim ya doğrusu. Dükkana geldik. Sonra bu olayın üzerine sinirlen, yani sinir harbiyle olduğu için sağa sola aramak veya CİMER'e yazmak gibi düşünceler geldi aklıma. Önce CİMER'e yazdım. Cumhurbaşkanlığı sitesine. Sonra İl Sağlık Müdürümüzü aradım. Ordu İl Sağlık Müdürümüzü aradım. Osman Bey kendisi ilgileneceğini söyledi. Sonra AK Parti ilçe başkanımızı aradım, Kenan Bey. O da ilgileneceğini söyledi. Onu da aradık. Sonra ilçe sağlık müdürünü aradım. Bir aradım, bakmadı. İkinciyi aradım, bakmadı. Üçüncüye mesaj yazdım. Dedim ki hocam böyle böyle bir şey geldi. Yani başımıza en azından sizi bilgilendirmek amaçlı arıyorum. Geri dönerseniz sevinirim dedim. 24 saat geçti. Hatta 36 saat geçti. Hala bir dönüş olmadı. Demek ki insanları galeye almıyorlar. Doktorların kendi aralarında eğer bir problem varsa bu hasta olan halkı o olayın içine sürüklememeleri gerekiyor. Yani burada bir hasta ve hasta olan bir çocuk. Çocuğu da geçtik, yaşlı veya genç yani, ama hasta var burada. Zaten bakmıyorsunuz. Karşıdan karşıya diyorsunuz ki neyin var, ateşin var bilmem ne yazıyorsun. Yani bir dakikalık bir olayı ta bu mercilere kadar geldi, bu raddeye kadar geldi. Ama ne olur bilmiyorum ama ben elimden geldiğince bu insanların hem haklarını savunmak için hem de o doktora gereken cezayı verilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu ne bileyim Fahrettin Koca'ya kadar mesajları da attık. Atmaya da devam edeceğiz. Sizler geldiniz, sağ olun. Sizlerle de yani en azından derdimizi dinlemiş oldunuz. Yani o doktor hakkında, Hakan Karakurt denilen doktor hakkında önüme kim gelirse yani bize yaşattıklarının hepsini herkese üsluplu bir şekilde herkese anlatmaya çalışıyorum. Ha şunu da belirtmek istiyorum. Bu ülke bir pandemiden geçiyor, bir sağlık sorunlarından geçiyor. Ülkemiz çok şükür bu konuda hassas ve gerçekten Sağlık Bakanımız olsun, Cumhurbaşkanımız olsun, yani bakanlarımız olsun, milletvekillerimiz olsun bu konuda gerçekten hassaslar. Ve insanlar canlarıyla mücadele ederken, hastalık kaparken hastanelerde, ne bileyim ambulanslarda bilmem ne, Birnoğlu Sağlık Ocağı'nda bugün kapısında hasta yokken keyfi, yani böyle prensip, yani denebilecek kadar aciz bir kelimeyle benim prensiplerim var, ben hastama bakamıyorum diyen bir doktor Sağlık Bakanı'ndan, en azından Sağlık Bakanı'ndan ve Cumhurbaşkanı'ndan utansın. Utansın yani, utansın. Çünkü bu insanlar gecesini gündüzüne katıp burada sağlık için, insanların sağlığı için pandemiden bir an önce nasıl kurtuluruz diye bunların mücadelesini verirken onlar keyfiyetten orada, ben onun hastasına bakamam, ben bunun hastasına bakamam diyorsa gerçekten yazıklar olsun.